televizyon. Üç yollu demek, katalizörün kirlilik yaratan en önemli üç bileşiği hidrokarbon, azot oksit ve karbonmonoksitin tek aşamada zararsız maddelere dönüştürülmesidir. Fakat bu nasıl gerçekleşir? Katalizör, kimyasal anlamda bazı element veya bileşikleri farklı bileşiklere dönüştüren, kimyasal reaksiyonları başlatan veya hızlandıran ve reaksiyon esnasında kendi özelliğini yitirmeyen maddelerdir. Üç yollu katalizörün en önemli parçası birçok küçük oluklardan oluşan ve bu sebeple çok büyük iç yüzeye sahip olan gövdedir. Katalizörün gerçek işlevi gövdenin iç yüzeylerine uygulanan, gözle görülemeyen kıymetli metal kaplamayla ortaya çıkar. Böylece egzoz gazı içerisindeki hidrokarbon, azot oksit ve karbonmonoksit gibi zararlı gazların emilebilmesi mümkündür. 300 derece santigratlık sıcaklıkta zehirli azot oksit bileşiklerindeki oksijen ayrışmaya başlar. Böylece zehirli azot oksit, zehirli olmayan ve soluduğumuz havanın bir parçası olan azota dönüşür. Bir başka zehirli gaz olan karbonmonoksit ise oksijenle zenginleşir ve yine zararsız bir gaz olan karbondioksite dönüşür. Fakat karbondioksitin bugünlerde sıkça duyduğumuz sera etkisine sebep olan bir bileşik olduğu düşünülmektedir. Yanmamış hidrokarbonlarda oksijenin zenginleşmesiyle katalizör içinde yanarak zehirli olmayan bileşiklere yani suya ve karbondioksite dönüştürülür. Bu iki işlem indirgeme ve yanma organizasyonu olarak andırılır. Tüm bu temizleme işlemleri çok kısa bir sürede gerçekleşir. Tüm işlemlerin bu küçük kutuda gerçekleştirilmesine inanmak güçse de kutu pek de dışarıdan göründüğü gibi küçük değildir. Kutu önemli reaksiyonların gerçekleştirildiği küçük bir kimyasal fabrika olarak düşünülebilir. Şimdi kutunun içini inceleyelim. Kutunun muhafazasını çıkardığımızda içeride binlerce küçük oluk olduğunu görebiliriz. İç yüzey yaklaşık 3,5 metrekaredir. Fakat bu alan yeterli değildir. Bu sebeple oluk yüzeyleri kimyasal bir işlemle pürüzlendirilmiştir. Alüminyum oksitle gerçekleştirilen kaplama yüzey alanını 7000 kat artırır. Oluşturulan alan katalizörün büyüklüğüne bağlı olarak 1 veya 2 futbol sahası büyüklüğündedir ve bu yüzeye 1 veya 2 gram platinyum ve radyum uygulanmıştır. Biraz önce bahsedilen pürüzlü alan değerli metallerle kaplanır. Bu metallere temas eden egzoz gazı partikülleri derhal başka maddelere dönüşür. Metaller ve özellikle radyum, azot oksitlerdeki oksijeni ayırıp bir sünger gibi emerek karbonmonokside iletir ve sizin de bildiğiniz gibi karbondioksit oluşmasını sağlar. Fakat değerli metal kaplama herhangi bir tortu olmaması durumunda etkili çalışır. Yakıt içerisindeki kurşun değerli metal kaplama üzerinde birikir ve kullanılamaz hale gelmesine neden olur. Bu sebeple kurşunsuz benzine ihtiyaç vardır. Katalizörün çalışması için bir koşul daha sağlanmalıdır. Bu da 300 derece santigratın üzerinde bir sıcaklık. Sabahları soğuk motorun çalıştırılması sonrasında dahi sıcaklık çok kısa bir süre içerisinde bu seviyeye yükselir. Diğer bir koşulda optimum yanmadır. Bunu sağlamak amacıyla yakıt hava karışım oranı 14'e 1 olmalıdır. Bu da 14 kilogram hava 1 kilogram yakıttır. Bu karışıma lambda 1 denir. Karışımdaki havanın fazla olması durumunda egzoz gazı içerisindeki oksijen miktarı da artar. Katalizör oksijene doyar, sonrasında azot oksit içerisindeki oksijenin ayrıştırılamaması sebebiyle kirliliğe yol açan maddeler zararsız maddelere dönüştürülemez.
Bunu engellemek ve lambda 1 karışım oranını sürekli izlemek amacıyla katalizörden hemen önce bir lambda probu yerleştirilmiştir. Bu prob, egzoz gazı içerisindeki oksijeni ölçer ve en uygun yanmanın gerçekleşmesi amacıyla kontrol ünitesi üzerinden gerekli yakıt miktarını düzenler. Böylece 3 yollu katalizör zararlı gazların %90'ını zararsız maddelere dönüştürür.